ta alt kademelerden dahi böyle çalışan bu devli sinsi bir ziyarete geldiği zaman bir elemanı bize mutlaka gönderiyor. Hmm. Ee, olarak bu birimlerden verilir. Kendi bünyesi içerisindeki insanların ideolojik ilim, bilgi verecek e, istihbarat birimlerinde görevli bulunabilir. Evet tabii ki bir darbe girişimiydi. Ee, niteliğini yani nasıl olduğunu anlamak için liderine bakmak lazım. Lideri FETÖ dediğimiz çetenin yani FETÖ terör örgütü olarak artık milletin zihninde yerleşti. Beyni Amerika Birleşik Devletleri'nde. Dünyada hizmet adı altında 160 ülkede okulu bulunan ve bu ülkelerdeki zeki çocukları toparlayıp bunları eğitip organize eden bir sistemin beyni dünya hakimiyeti için uğraşan Amerika Birleşik Devletleri gibi bir ülkedeyse o beynin o ülke tarafından kullanılması müm kullanılmaması mümkün değil. Ve bu beynin de kendinin kullanıldığını bilmemesi mümkün değil. E, dolayısıyla e, Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan bir beyni kontrol edenler tarafından e, yapılmış bir girişim olarak değerlendirmek lazım. E, bildiğimiz gibi özellikle 2013'lü yıllardan itibaren, 2013'ün sonundan itibaren yaklaşık 3 seneden fazla bir zamandır bu örgütün milli olmadığı ve uluslararası çıkarların kontrolünde olduğu tespit edilmiş durumda ve başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere devletimiz bu örgütün tasfiyesi için yoğun faaliyet gayret sarf etmektedir. Türkiye'yi belki Suriye, belki Libya, Mısır, ee, Yemen gibi ülkelerin durumuna düşürmekte amacı. Ee, yani e, yine aldığımız bilgilere göre mesela DAEŞ'ten bazı elemanlar güneyden girecek. Yine Güne alınan bazı bilgilere göre Ermenistan'ın işte doğudan bazı hareketi olacak. Ee, PKK'nın farklı şekilde hareketi olacak. Muhtemelen e, hem siyasi liderlerin bertaraf edilmesi bunun başında cumhurbaşkanımızın bertaraf edilmesi hem de ülkenin istikrarının siyasi istikrarının ve ekonomik istikrarının bozulmasını hedefleyen bir girişim olarak değerlendirebiliriz. Darbelerin başarılması, başarılı olması veyahut da biz geçmişte de yaptığımız bir değerlendirme var. Darbeler siyasi istikrarın olmadığı e, milletin değerlerine ters ideolojik kadrolaşmanın silahlı kuvvetlerde ve bir kısım e, kamu kurumlarında oluştuğu ve mevzuatın da buna müsait olduğu dönemlerde olmuş. Siyasi istikrar fevkalade önemli. Yani mesela 70 ile 80 arasındaki 10 yıllık süre içerisinde 12 koalisyon hükümeti e, gelmiş gitmiş. 91 ile 97 arasındaki 6 yıllık süre içerisinde de Yedi koalisyon hükümeti gelmiş gitmiş. Arkalarından darbeler geliyor bunların. Yani siyasi istikrarın olduğu bir dönemde darbenin başarılı olması mümkün değil. Birincisi siyasi istikrarın olmaması darbenin başarısızlığına sebep oldu girişimin. İkincisi ideolojik kadrolaşma silahlı kuvvetlerin tamamına hakim olması lazım. Burada öyle bir şey olmadı. Üçüncüsü mevzuat bakımından da. Mesela İçizmet Kanunu'nun 35. maddesi silahlı kuvvetlere bu yetkiyi veriyordu. O madde değiştirildi. Dolayısıyla bu üç faktör yani siyasi istikrar, ideolojik kadronlaşmanın yeterli olmaması ve mevzuat eksikliği böyle bir girişimin başarılı olamayacağını zaten planlayıcılara göstermesi gerekirdi. Her silahlı kuvvetlerde her rütbe sahibi kendinden iki üst rütbenin görevini yapabilecek tarzda yetiştirilir. O bakımdan yani bir orgenarın görevini tüm general yapabilir. Bir tüm generalin görevini albay yapabilir. Albayın görevini binbaşı yapabilir gibi. O bakımdan üst rütbelilerin tasfiye olmuş olması zafiyet meydana getirmez. Hierarşinin dışından emir komuta alan bir ondan sonra cuntanın veyahut da örgütlenmenin silahlı kuvvetlerin içerisinde olması kabul edilebilecek bir şey değil. Bu cemaat ehlinin terör örgütü olarak o örgütlenmiş elemanların tasfiyesiyle silahlı kuvvetler en azından bir düzeye hale geldi. Eskisine nazaran daha güçlü bir hale geleceği kanaatindeyim. Ben şuna inanıyorum. Kısa zamanda boşluklar doldurulacak. İhtiyaçlar sefer göreviyle tamamlanacak. Gerekirse, gerekirse belki gerekmiyor. E, ve bu dünden daha bugün e, birbiriyle çekişen, birbirini açığa düşürmeye çalışan onun emrini dinlemeyip kendi emrine göre, başka yerden aldığı emre göre hareket eden insanlar değil, hiyerarşik sistem içerisinden hareket eden emir alan insanların bulunduğu e, ve bir e, sistem içerisine gelecek terörle mücadelede olsun, e, dış tehditlere karşı olsun silahlı kuvvetlerimiz e, kısa zaman içerisinde kendini toparlayıp daha güçlü hale geleceğe kanaatinliyim. Önemli bir şey, e... çok önemli. Yani Türkiye'de de tanınması lazım. Kesinlikle. İslam dünyası daha iyi.